HDP'lilerle nasıl bir araya gelir diye benzer bir şey attı. Ya beyefendi, sizin daha 2 ay evvel Ümit Özdağ, eski milletvekiliniz, istifa etti. Sizinle ilgili FETÖ'cü diye bir ithamda bulunmadı mı? Siz ne dediniz? Ya değilim, değilim. Hakkında mahkeme kararı yok. Gittiniz kendiniz hakkında suç duyurusunda bulundunuz. HDP'lilerin hangisiyle ilgili şu anda somutlaşmış o fezlekeleri gelen insanlarla ilgili nesi var? Hangi belgesi var? Bir, de ki var Levent. De ki o iddianamelere bir şeyler var. Arkadaş, o iddianameleri yazan yargı erkinin nasıl siyasallaştığını göremeyecek kadar siz kör müsünüz? Görmüyor musunuz siz bunu? Siz bu savcının, bu hakimin verdiği kararın, hazırladığı iddianamenin siyasal bir şey olduğunu farkına varmayacak misiniz? Ya da Türkiye'de merkezdeki siyaset açlığının, merkezde siyaset yapmanın, söz söylemenin ne kadar önemli olduğunun ve bu sorunun, ki Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi şu anda, ekonomi ve Kürt sorunu, Kürt sorununun farklı bir şekilde aynı iktidarın dilinin dışında yeni bir şey söyleyerek çözülemeyeceğiniz siz farkında değil misiniz? Bütün bu körlük, bütün bu siyasetsizlik, bütün bu işte eskinin alışkanlığıyla ben yeni bir şey söylüyormuş gibi yapayım, miş gibi yapma tavrı yüzünden Türkiye'de ne sokakta insanların güvenliği kaldı, ne insanların ekonomik özgürlüğü kaldı, ne hukuksal bir bağımsızlık kaldı ve bu sorunlar, bütün bu sorunlar üzerinden her geçen gün biraz daha demokrasiyi yitiren bir ülke haline geliyor. Sevgili Türkiye. Murat, hem iktidarın hem de muhalefetin bu HDP üzerinden yaptığı ikiyüzlülükten ne zaman vazgeçecek bu ülke? Ben çok merak ediyorum. Eğer HDP terörle ilişkili bir parti ise niye meclise tutuyorsunuz? Niye kapatmıyorsunuz bu partiyi? İyi Parti olarak niye kapatma dilekçesi vermiyorsunuz eğer şeyse? Hukuk kararı olmadan bir partiyi terörle ilişkili, iltisaklı, her ne zıkkımsa tarifliyorsun ya, tanımlıyorsun ya. O zaman bir parti olarak niçin kapatma davası açmıyorsun? Niçin bu ülke, bu devlet bu insanlara maaş ödüyor? Niçin bizim çocuklarımızı öldüren bir örgütle bu kadar içli dışlı bir parti eğer öyleyse niçin vazgeçmiyorlar? Bir taraftan meclise tutuyorlar, bir taraftan işlerine geldiği zaman iş tutuyorlar. Kamuoyu önünde de biz onlarla beraber değiliz görüntüsü veriyorlar. Çünkü bunların hepsi hasta, düşünsel hastalık içindeler. Çünkü demokrasiyi bilmiyorlar, çünkü uzlaşmayı bilmiyorlar. Çünkü dahası, bak bize tarih, sevgili Erdoğan, o grafiği bir ekrana verir misin? Bak, bize tarih bir şey gösteriyor. HDP ile, buyurun Allah'ını severseniz, zerre kadar bu ülkeyi düşünen, zerre kadar bu ülkenin iyiliğini isteyen insanların şuna bakmasını istiyorum. HDP ne zaman kapatılmışsa, ne zaman milletvekilliklerin dokunulmazlığı kaldırılmışsa, bir seçim sonra oyunu artırmış, daha fazla gelmiş. Bakın buyurun, her kapatmadan sonra oyu katlanarak geri gelmiş. Eğer sen bütün bu tabloya rağmen hala kapatmak diyorsan PKK'ya çalışıyorsun demektir. HDP'yi siyasetin dışına itmek PKK'ya çalışmaktır. Irak'ta Kürdistan'ı kurdular, bizimkiler kurdu. Kamuoyuna sabah akşam Barzani Taliban'ı çapulcu deyip kavga ederken el altından Barzani ve Taliban'ı pasaport verdiler sevgili Murat. Barzani ve Taliban'ı Türkiye'nin pasaportuyla dünyayı dolaştı. O bölgede özel alan kendine inşa etti. Bir taraftan kamuoyu önünde Kürdistan'ı kırıyoruz, bizim kırmızı çizgimizdir derlerken, ben o zaman haber yaptım 2000 yılında, Oyak çimento sattı Kürdistan'a el altından. Türkiye el altından Kürdistan'ın kurulmasını destekledi. Ta ki ne zamana kadar? Kuruldu, şimdi dost oldu. Ya arkadaş, eğer bugün dost olacaksan niye zamanında olmadın? Aynı şeyi Suriye'de yaptılar. Suriye'de PYD kurulduğunda başında Salih Müslüm vardı. Salih Müslüm bizim İTÜ'den mezun olmuş, Tayyip Erdoğan'la da arası gayet iyi olan biriydi. PYD'nin başıydı. Türkiye destekledi orayı. Türkiye onları büyüttü. Ne zamanki Suriye Savaşı çıktı, artık Suriye'de bir Kürt özerk bölgesi oluştu, arasını bozdu. Ya yaptığınız politikalarla orada bir Kürdistan kurdunuz. Yaptığınız politikalarla Suriye'de bir Kürdistan bölgesi ulaştırdınız. Derdiniz ne? Türkiye'yi bölmek mi istiyorsunuz? Siyaseti kapatmak, PKK'nın daha da güçlenmesini sağlamak mı istiyorsunuz? HDP'yi her kapattığınızda seçmen kendisine bir haksızlık yapıldığını kabul edip biraz daha HDP'nin yanında duruyor. Ben hem İyi Parti'nin hem MHP'nin hem AK Parti'nin siyasetin önünü kapatanlar Türkiye'yi bölmek isteyenlerdir. Hem muhalefet, hem İyi Parti, hem CHP, hem herkes siyasetin önünü kapatarak Türkiye'yi bölmek istiyorlar mı? Bunu topluma anlatsınlar. Bize artık ikiyüzlü davranmaktan vazgeçsinler. Ya gerçekten bu partiyi kapatsınlar,
6 milyon seçmene arkadaş senin seçme hakkın yoktur desinler. Ya da artık bu 200'lük tavırdan vazgeçip sanki yapmıyormuş gibi bir taraftan iş tutuyor. Bir taraf... Ya kardeşim senin eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 artı 1'e ihtiyacın varsa HDP'nin oyuna ihtiyacın var. Nasıl alacaksın bunu? Bunu almayacaksan o zaman yalandan bu topluma niye umut veriyorsun ki ilk seçimde biz kazan? Neyle kazanıyorsun? Hangi anket sonucu sana bunu kazandığını gösteriyor? %50 artı 1'i almak için şu anda mevcut muhalefet partilerinin tamamının bir araya gelmesi gerekiyor. HDP'yi dışarıda bıraktığınızda Tayyip Erdoğan mevcut iktidar tekrar seçimi kazanıyor. Bugün HDP'yi dışarıda bırakmaya çalışan İyi Partililer Erdoğan kazansın diye uğraşıyorlar. Erdoğan'ın bu şekilde seçim kazanması demek, siyasetin önünün tıkanması demek, hukukun bütünüyle devre dışı bırakılması demek, Türkiye'nin başka bir evreye geçmesi demek. Hala ırkçılık, hala milliyetçilik, hala dincilik, hala Atatürkçülük, bıkmadınız mı ya? Bıkmadınız mı 50 yıldır bu siyaset üzerinden? Bıkmadınız mı? Çocuklarınızın yüzüne bakmaktan da mı utanmıyorsunuz? Sevgili Levent, tabii senin parti kapatma derken, kapatsınlar derken bunu bir alegori olarak kullandın.